Mahir Ulutaş'a, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı'na. Bir, nasıl belirlenecek? İki, hani devlet desteği çekilecek mi, çekilmeyecek mi? Nasıl bir düzenleme bu? Mahir Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Ne dersiniz? Siz de muğlak olduğu konusunda bizimle hemfikir misiniz? Yoksa yanlış tespit mi yapıyoruz? Hani bu destek devam edecek mi? Edecekse kimler için edecek? Gelir düzeyi daha iyi olanlar ifadesi kimleri kapsıyor tam olarak? Siz nasıl değerlendirdiniz bu düzenlemeyi? Şimdi muğlaklık var. Sizin de tespit ettiğiniz gibi. Aslında bu Sayın Bakan'ın ifadesinin detayları çok açık değil. Ne mecliste henüz bir bu konuya dair bir yasa tasarısı var, ne de kamuoyuyla paylaşılan bir detay var. Dolayısıyla biz de Sayın Bakan'ın açıklamasının kadarını aslında biliyoruz. Bu açıklamanın gösterdiği şey şu ki, elektrik fiyatlarında önümüzdeki dönem ciddi oranda bir artış olarak. Bunu ne olarak söylüyorsunuz? Yani mesela bu sizce muğlak değil mi? Elektrik faturası artacak diyorsunuz. Neye dayanarak söylüyorsunuz? Şimdi zaten siz de ifade ettiniz. Sayın Bakan'ın ifadesi aslında şunu söylüyor. Biz belli oranlarda elektrik ve doğalgazla haneyi sübvanse ediyorduk. Ancak bunu bütçe sınırları çerçevesinde çekeceğiz. Ve maliyetler faturalara yansıtılacak. Ama devam edecek diyor Sayın Bakan. Bir şekilde bütçe olanakları çerçevesinde devam edecek destek diyor mesela. Şimdi halihazırda zaten elektrik özeline baktığımız zaman örneğin 4,5 milyon yaklaşık vatandaşımız Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından fatura desteği alıyorlar. Bir de 4,3 milyon. Evet, yaklaşık işte 4 milyon 300 bin civarında vatandaşımız hanede bir sübvansiyon var. Yani burada destek söz konusu. Onun dışında bir de biliyorsunuz hem ticarethanelerde hem de konutlarda düşük tüketim için ayrı bir birim fiyat, yüksek tüketim için de ayrı bir birim fiyat. Halihazırda zaten faturalarımızda ve tarifelerimizde bu düşük ve yüksek tüketime göre farklı fiyatlandırma bir gerçek. Evet. Dolayısıyla bu devam edecek belli. Ancak bakanın ifadesinde biz hani şu an ancak bütçe olanakları çerçevesinde bu destekle devam ettirebileceğiz ifadesi bir zamlı ön habercisi. Burada Mahir Bey, şimdi gelir düzeyinin göstergesi tüketimin azlığı ya da çokluğu olacaksa eğer, diyelim ki ben bir esnafım. Küçük esnafım ama günün sonunda işte dükkanımdaki bilmem 3-4 buzdolabı nedeniyle, gece gündüz çalıştırmak zorunda olduğum buzdolabı nedeniyle 30-40 bin lira elektrik faturası ödemek durumundayım. Ama bu benim gelir düzeyi yüksek biri olduğum anlamına gelmiyor. Dolayısıyla nasıl belirleyeceksiniz? Zaten, tabii şimdi zaten açıklamanın detayları çok belli değil. Ama biz halihazırdaki enerji fiyatlandırma modeline göre bir şey söyleyebiliriz. O da diyor ki tüketime göre farklı bir fiyatlandırma var halihazırdaki modelde. Bir de mutlak yoksulluk koşullarında olan vatandaşlar için Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın vermiş olduğu bir fatura desteği var. Sadece bu 4,3 milyonla sınırlı kalabilir mi bundan sonra destek mesela? Onun dışında kalan herkes desteksiz mi kalacak sizce? Ne dersiniz? Zaten şu an durum o. Bir de işte yani bakanın böyle bir açıklama yapmasını yani soruyu şöyle soralım. Sayın Bakan niye böyle bir açıklama yaptı? Hani durup dururken bir açıklama yapmayacağına göre demek ki ortada bir yeni bir fiyatlandırma modeline geçilecek. Bir takım destekler devam edecekler. Ancak bu destekler bütçe çerçevesinde orta vadeli planda bir takım hani kemer sıkma politikaları, devletin cari açığını düzeltme, azaltma politikaları da olduğuna göre Sayın Bakan'ın bu açıklama yapmasının hani mantık olarak tek bir sebebi olabilir. O da önümüzdeki dönem enerji fiyatlarında bir artış olacağı. Evet. Ancak en azından mutlak yoksulluk koşullarındaki işte destek verilen ve ne şekilde destek verildiği de aslında çok belli olmayan, yani bakanlığın belirlemiş olduğu
bir çerçevede belirlenmiş olan bu mutlak yoksulluk koşulundaki insanlar için bu desteğin belli oranlarda devam edeceğini Bir de hızlıca Makine Mühendisleri Odası diyor ki yani siz zaten 1000 liranın 600 lirasına değil ki 250 liraya destek veriyorsunuz. Yanlış hesap yapıyorsunuz diyor. Var mıdır böyle bir tespitimiz? Şimdi düşünün yani bizim şu an düşük tüketim yani konutlar için 230 kilowatt saatlik 240 kilowatt saatlik bir biliyorsunuz düşük tüketim sınırı var. Bu sınırın zaten %65'i dağıtım bedelinden oluşuyor. Yani enerji bedeli değil ki. Dolayısıyla Yunus Bey'in ifadesi hem doğalgaz hem de elektrik için doğru. Zaten faturalarımızın doğalgaz için belki %30-40'ı, elektrik için de düşük tüketim için %65'i, yüksek tüketim için de %50'si, 45-50'si zaten dağıtım bedelinden oluşuyor. Dolayısıyla sübvanse yani düşük tüketim için bir düşük fiyatlandırma varsa bile bu ancak %23-24'lük bir kesim üzerinde bir sübvansiyon vardır, bir destek vardır, bir düşük fiyatlandırma vardır. Peki. Dolayısıyla %60'lık oran yanıltıcı bir ifade. Sayın Bakan'ın ifadesinin o kısmı ne yazık ki çok doğru değil. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Ulutaş vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler, iyi yayınlar. Evet, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı'na sorduk Sayın Seyirciler. O zaman hızlıca manşetimizi atalım.